ve beklenen gün geldi. 8. sınıfın 2. dönem 1. yazısına hazır mısın evladım benim? Hazır değilim hocam. Harikasın. Zaten çok güzel bir şekilde hazırlanacağız. Fen yazılımı hazırlanacağız ve mükemmel sorular çözeceğiz seninle beraber. Bugün yapacağımız ...başlıkları hemen sana söylemek istiyorum Tonguç evladım benim. İlk başta özetlere göz atacağız. Yani öğrendiğimiz bütün konuların özetlerini teker 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 inceleyeceğiz. Öğrenci notlarımıza bakacağız. Çünkü birçok konudan çıkacak. Madde ve özelliklerinden çıkacak. Aynı zamanda madde ve değişimden çıkacak. Kimyasal tepkimelerden çıkacak. Aynı zamanda ısı sıcaklıktan çıkacak. Özsızdan çıkacak. Hal değişiminden çıkacak. Birçok konudan sorumluyuz. Basit makineler de dahil. Peki bunlara baktıktan sonra... ne? ne yapacağız? Ardından süper sorular çözeceğiz. Süper sorular nerede? Burada işte. Burada gördüğümüz gibi çoğunlukla test sorusu çözeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki sınavlar 8. sınıfta test soruları şeklinde çıkıyor. O zaman peki burada nasıl bir ilerleyeceğiz? Onu da söylemek istiyorum. İlk başta özet kısmı var. Belli bir zaman alacak. İsterseniz özet kısmını atlamak istiyorsanız hemen soruları çözmek istiyorum derseniz hemen buradan kaydırmalı bir şekilde YouTube'un özelliği sayesinde kaydırıp istediğiniz soru kısmına gidebilirsiniz. Yani madde özelliklerinin soruları ayrı, ısı ve sıcaklığın soruları ayrı bir yerde, aynı zamanda özetler ayrı bir yerde hepsini teker teker tekleyeceğiz ve siz oradan zaman kodlarına göre kaydırma yapabilirsiniz. Peki o zaman özetimize başlamadan önce neyi göstermek istiyorum? Tabii ki bütün özetlerimizi ve aynı zamanda yazılı çalışmalarımızı ikinci dönem yazılı notlarından alıyoruz aynı zamanda. Birinci ve ikinci yazının tüm konuları bunun içerisinde var. Böyle el kadar bir kitap zaten gördüğün gibi ve bunu da her yerde taşıyabilirsin ve yazılılara buradan çalışabilirsin. Aynı zamanda Dinamo kitabımızdan da Dinamo kitabımızdan da yazılıya hazırlık için tekrar testlerimizi çözebilirsiniz. Ünite tekrar testlerimiz var. Hemen buradan göstermek istiyorum. Ee, dinamo kitabımızdan dinamo feni olan arkadaşlarımız için söylemek istiyorum. Burada ünite değerlendirme testlerimiz var. O da test 61, test 62, test 63 olmak üzere test 64 olmak üzere 4 tane testimiz var. Bu madde ve endüstrisi çok geniş bir ünite, ısı, sıcaklık ve benzeri var onunla. Aynı zamanda basit makinalarında ünite değerlendirme testlerini de çözmeniz gerekiyor ki sınava çok iyi O da test 77 ve 78 ve 79 olmak üzere 3 tane test hatta 80'i de çözebilirsiniz isterseniz. Peki o zaman yazılı programımızda müthiş bir şekilde ilerliyoruz. Matematiği Türkçe yaptık şimdi feni yapıyoruz ve fenle de harika notlar alacağız ve en güzel notları biz hak ediyoruz. Çünkü biz burada şu anda ders çalışıyoruz ve bu dersimizin sonucunda emeğimizin karşılığını alacağız. Peki hemen bir hatırlayalım bir kere özetimize başlayalım. Müzik O zaman zaman kodumuzda periyodik sistem ve madde ve özelliklerinin aslında başlangıcı burası. Hadi bakalım şimdi periyodik sistemler neydi? Periyodik sistemin bir tarihçesi var. Döbereiner e, aslında ilk adımlarını atmıştı. Sonra Beguer, sonra Newland gelmişti. Sonra Meyer ve Mendeleev eş zamanlı çalışmalar yapmıştı. Sonra Moseley bu işin son noktasını koymuştu. Moseley atom numarasına göre periyodik sistemi aslında düzenlemişti. Peki Mendeleev ne yapmıştı? Atom ağırlığına göre yapmıştı. Bunu unutmayalım. Hani belki karşımıza çıkar ama özellikle sınavlarda neden çıkıyor? Buradan çıkıyor. Atom numarası, atom ağırlığı, ne demek aslında? Bunların hepsi periyodik sistemde vardı. Periyodik sistemin aslında temel mantığı satırlar ve sütunlardan oluşuyor. Satırlar aslında yatay düzey, düzeyde ve sütunlar da dikeyde. O zaman her satıra biz periyot adını veriyoruz. O yüzden zaten periyodik sistem diyoruz. Birinci periyot ikinci periyot, üçüncü periyot. Böyle böyle yedinci periyoda kadar gidiyordu ve gruplar vardı ve bu gruplar da dikeylerdi. 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7, 8A. Burada A grupları 8 tane ve B grupları da 10 tane olmak üzere toplamda 18 tane grup vardı. Ve biz buradan özel olanları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela A grubu alkali metaller. 8A grubu soy gazlar mesela. Bunları aklımıza tutalım. Asal gazlar diyebiliyorduk diye bunlara. 7A grubuna halojenler diyoruz. Mesela 2A grubuna toprak Yüksek alkali metaller diyoruz. İşte bunların her birisinin farklı bir adı var. Peki burada kıl olanlar neydi? Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Periyodik tabloda artan atom numarası bizim için çok hayati. Yani ben burada atom numaram 1se bak 1 yazıyorum buraya. Hidrojen bu arada. Bu 2'dir. Ondan sonra bu 3'tür. Bu 4'tür. Bu 5'tir. Bu 6'dır. Bu 7, bu 8, bu 9, bu 10. Böyle gider. Yani soldan sağa doğru aynı Türkçe'yi nasıl okuyoruz? Böyle böyle okuyoruz değil mi? Böyle böyle okuyoruz. Ya yani buradan başlıyoruz. Böyle böyle gidiyoruz. Yani Türkçe satırlarda ilerledikçe atom numarası artıyor diye düşünün. O zaman alt taraftardaki satırlarda daha büyük atom numaraları 1, 3, 11 bu şekilde ilerliyor. Yani artarak ilerliyor diye unutmayacağız. Buralar çok önemli. Peki sağa doğru gidip gittikçe de artıyor dedik. Peki Bunların yanında benzer kimyasal özellik gösterenler aynı grupta toplanıyorlar. Bu da çok önemli. Mesela 8A'da burada helyum var. Burada eee Hergele Necmi diye ezberleyebiliriz bunu. Hergele Necmi arsızdır diye ezberleyebiliriz helyum, neon, argon bunların her birisi benzer özellik gösteriyor. Soy gaz, asal gaz özelliği gösteriyor. Bunları hatırlayalım. 1A alkali metal, 7A halojen demiştik. Toprak alkali 2A'da, 8A'da soy gaz demiştik. Bunları hatırlayalım. Bir de metaller, ametaller ve yarı metaller. Yani bu elementlerin gruplandırılması vardı. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Metaller parlaktır, ametaller mattır. Yarı metallerse arasındadır. Bak dikkat et. Burada yeşil olanların hepsi metal. Aynı zamanda mavi olanların hepsi ametal. Şunu da unutmayalım. Soy gazları yani bu kırmızıyı biz aslında ametaller grubuna da dahil ediyoruz. Yani soy gazlar da bunun içerisinde unutmayalım. Çünkü onlar da bir çeşit ametaller diyoruz. Arada olan yarı metallerse parlak ya da mat olabiliyorlar. Burada metaller iletir, elektriği iletir, bakır teller, bilmem neler falan filan. A metaller elektriği iletmez, iletkenliği çok az. Yarı metaller orta. Tel ve levha olabilir, metal tel olur, demir tel olur, bakır tel olur. Ama a tel ve levha yapılamaz. A nedir dersen, şimdi metaller nedir dersen demir dersin, bakır dersin, işte. E, sodyum dersin falan filan. Ama ametaller nedir dersen de biz ne diyoruz? Burada işte oksijen, karbon, azot bunlar gibi maddeler diyebiliyoruz. Yarı metallerde ise tel ve levha yapılabilir. Yani aslında metallere benziyor. Arasında bir şey değil metallere benziyor diyebiliriz. Baktığımız zaman metaller civa hariç katı oluyor. Ametaller katı sıvı gaz her şey olabiliyor. Yarı metallerse katı halde oluyor diye düşünebiliriz. Mesela sodyum 11 bir metal. Yani buradaki Elementimize bakıyoruz. 1A grubunda onu nasıl buluyoruz aslında? 11'i 2 8 1 diye açıyoruz. 2 8 normalde şöyle açılır. 2 8 8 böyle gider. Şimdi 2 8 toplam 10 ediyor. bir daha 11. İşte 11'i böyle oluşturuyoruz ve sonra diyoruz ki son e, aslında ne kaldı? Burada sonda kalan 1. Dolayısıyla 1A grubunda kaç tane böyle e, yer var? 2 8 1 3 tane o zaman 3. periyotta 3. periyot 1A grubunda diye karar verebiliyoruz. Peki geldik hemen maddedeki değişimlere. Periyodik tabloyu bitirdik. Şimdi maddedeki değişimler neydi? Fiziksel ve kimyasal değişimlerdi. Fiziksel değişimler maddenin dış görünüşünde oluyor. Madde aynı kalıyor. Yani çok fazla bir şey olmuyor maddeye. Ama mesela hal değişimi yani buzun erimesi, suyun donması, suyun buharlaşması bunların her birisi fiziksel değişim. Su yine su kardeşim değişmiyor çözünme. Aynı zamanda tuzu suyun içine atıyoruz, karıştırıyoruz. Ar tuz yok oldu. Hayır yok olmadı. O suyu baharlaştırırsan tekrar o tuz yerine gelir. Dolayısıyla bu da fiziksel değişim. Kesme, kırma. Ben bu kalemi kırdım. Ama bu yine kalem. Kırık kalem sadece. Başka bir şey yok. Peki... Kimyasal değişimde ne oluyor? Maddenin iç yapısı değişiyor. Yani kimyasal bir tepkimi oluyor aslında. Kimyasal reaksiyon oluyor aslında. Mesela yeni madde oluşuyor burada. Yanma, mayalanma, ekşime, kokuşma bunların her birisi kimyasal değişimi. Bu, bu şunu unutmayın mumun erimesi fizikseldir, yanması kimyasaldır ve bu çok güzel bir örnektir. Bunu da aklımıza tutalım tonguç evladım benim. Peki evladım benim, sence demirin paslanması kimyasal mı fiziksel mi? Kimyasaldır hocam. Harikasın. Kimyasal çünkü demir artık eski demir değil. Demir paslandı, pas tuttu ve eski haline dönüştüremiyoruz. Onu da unutmayalım. Peki şekerin suda çözünmesi çözünme olduğu için de e, fiziksel değişim diyoruz. Unutmayalım gaz çıkışı, renk, koku değişimi, ısı çıkışı aslında kimyasal değişimlere kanıt oluyor. Bak sana bir örnek. Bak burada kimyasal değişim aslında kimyasal tepkimelerle oluyor. Ve bu kimyasal tepkime bir örnek vermişiz. Hidrojenle H2 ile O2 yani oksijeni birleştiriyoruz ve H2O. Yani ne oluşuyor evladım benim? Ee, su hocam. Harikasın. H2O'yu gördüğünüz zaman direkt su aklımıza gelecek. Peki hidrojenle oksijen birleşti su oluştu. Burada dikkat et, 4 gram hidrojenle 32 gram oksijeni birleştirmişiz. O zaman kaç gram su oluşuyor evladım benim? 36 gram hocam. İşte bu kadar. Yani ikisini birbirine ekliyorsun. 36 gram su oluşuyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey Burada ikisini birleştirdikten sonra ortaya çıkan sonuç bu ikisinin toplamı olmalı. Nereden çıkıyor? Bu tepkimeye girenler oluyor. Girenler. Bu tepkimeden çıkanlar. Diğer bir adı da çok önemli bunun. Ürünler de diyebiliyoruz. Aklının köşesinde bir yerde bulunsun. Burada şunu unutmayalım. Girenler, girenler tepkimeye girenlerle ürünlerin Atom türü ve sayısı toplam kütlesi korunur. Yani Türkçedeki tabiriyle değişmez, değişmez. Bak bunların toplamı ne? 4 artı 32, 36 bitti bu kadar. Yani toplam kütle korunuyor. Cinsleri de değişmiyor. Bak burada dikkat et kırmızılar var. 4 tane kırmızı var. Burada da 4 tane kırmızı var. 2 tane mavi var, 2 tane mavi var. Mavi ve kırmızı var. Başka bir tür yok. Yani... ...türü korunuyor, sayısı korunuyor... ...değişmiyor yani toplam kütlesi korunuyor... ...ama molekül sayısı değişebiliyor... ...burada üç tane molekül var... ...burada iki tane molekül var... ...bak bu bir molekül, bu bir molekül... ...bu başka bir molekül... ...bir, iki, üç molekül var... ...iki moleküle düştü... ...tanecik yapısı değişiyor... ...kırmızılar bağlıydı... ...artık kırmızı mavi bağlıydı... ...unutmayalım... ...yeni madde oluşuyor... ...yeni atom oluşmaz... ...aman dikkat edelim... ...diyoruz... ...o zaman hemen diğer... ...özetimize geçiyoruz... Şimdi geldik kimyasal tepkime türlerine. Şimdi kimyasal tepkimeler farklı çeşitlerde olabiliyor. En önemlilerinden bir tanesi yanma tepkimesi. Yani ne demekti? Mumun erimesi fiziksel değişimdi. Mumun yanması ise kimyasal değişimdi ve yanma tepkimesi de kimyasal değişimi gösteriyordu bize. Bir şeyin yanması demek çok basit, oksijenle birleşmesi demek. Yani oksijenle bir şey birleşiyorsa orada yanma vardır diyoruz oksijenle birleşmesi demek. Peki bu bazen hızlı olabilir, yavaş olabilir, alevli, alevsiz olabilir. Mesela burada odunu oksijenle birleştiriyoruz. Kül ve gaz oluşuyor. Aynı zamanda bir de ne ortaya çıkıyor? ısı çıkıyor ve bunlar enerji olarak ısıyı da enerji olarak düşünmemiz gerekiyor tabii ki. Mesela burada odunun yanması bu bir yanma tepkimesi neden? Çünkü oksijenle birleşiyor. Aynı zamanda demirin paslanması, aynı zamanda besinlerden enerji elde etmek için kullandığımız solunum olayı bunların her birisi yanma tepkimesi. Peki bir de ne var elimizde? Nötralleşme tepkimesi var. Onu anlayabilmemiz için de ne lazım bize? asit ve bazı anlamamız gerekiyor. Şimdi asit ve bazı nasıl anlayacağız? Bir kere asit deyince hemen aklımıza kırmızı renk gelecek. Burası çok önemli. Anne kızartır, baba morartır. Baz deyince de hemen aklımıza mavi renk gelsin. Yani burada şunu bilmemiz gerekiyor. Asitler, asitler aslında ekşidir. Hemen aklımıza bunu getirelim. ...aynı zamanda bazlar da acıdır... ...şimdi bak mesela asit deyince hemen buraya bir tane... ...ne çiziyorum evladım benim senin için... ...limon hocam... ...harikasın... ...limonu çizdik çünkü limon deyince hemen aklımıza... ...ekşi asit gelecek... ...bu çok önemli... ...o zaman diyeceğiz ki asit deyince hemen aklımıza limon gelsin... ...baz deyince aklımıza ne gelecek... ...baz deyince de aklımıza hemen şöyle bir kalıp... E, ...hemen sana çizeyim anlayacaksın zaten... ...Hacı... ...Şakir'e... Yani Hacı Şakir sabunu. Neden Hacı Şakir e sabunu? Çünkü sabun yani temizlik malzemeleri göz, özellikle bazdır unutmayacağız. Şimdi neden kırmızı ve e, mavi çizdim peki? Neydi? pH çizelgemiz vardı. Böyle bir pH çizelgemizde hemen diyoruz ki sıfır burası, burası 14, tam ortası 7. İşte bu bölgeye biz asidik bölge diyoruz ve buralar böyle çok koyu 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 sonra böyle birazcık daha sakinleşiyor sonra daha da sakinleşiyor daha da sakinleşiyor ama buralar böyle çok koyu gerçekten neden? Çünkü kuvvetli asit bunlar. Sonra birazcık daha zayıf asit, sonra en zayıf asitlere buradan böyle geliyoruz. Peki 7'de ne oluyor? 7'de nötr oluyor aslında. Yani ...bazı maddeler asit özelliği gösteriyor. Yani ekşiler, aynı zamanda elektriği iletiyorlar. Aynı zamanda e, mermer metali tahriş ediyorlar. Aynı zamanda insan vücudunda da delici ve tahriş edici bir etkiye sahip. Bazı maddeler de bazik özellik gösteriyorlar. Mesela limon asidik özellik gösteriyor. Sabun da bazik özellik gösteriyor. Bazıları niye peki mavi çizim? Çünkü pH çizergemizde gerçekten de buralar böyle koyu koyu bazlar, kuvvetli bazlar. Sonra yavaş yavaş sakinleşiyor. Sonra yavaş yavaş daha sakinleşiyor. Sonra yavaş yavaş bayağı bir sakinleşiyor. Ve de artık nötr oluyor. Peki 7 nedir? 7 aslında nötr'dür. Nötr ne demek biliyor musun? Tuz ve su demek. Tuz ve su nötr özellikleri pH'i 7'dir. Hatta şöyle yazıyoruz. pH eşittir 7 diye yazıyoruz. Şimdi pH eşittir. 1 olan bir madde kuvvetli asit pH eşittir 6 e, olan bir madde zayıf asit pH eşittir 8 e, olan bir madde zayıf baz pH eşittir 13 olan bir madde kuvvetli bazdır. Unutmayacağız. Aynı zamanda bazların özelliği ise cam ve porselene etki ediyor. Onları aşındırıyor ve ele kayganlık hissi veriyor. Bunları da hatırlayalım. Aynı zamanda asit yağmurları diye bir özellik daha var. O da bazı gazlar karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit bunlar havadaki su buharıyla tepkimeye girerek asitleri oluşturuyorlar ve bu asitler de üzerimize yağıyor ve pH'ı 5'ten küçük bir yağmurda bunlar asit yağmuru olarak adlandırılıyor ve bunlar arabalara zarar veriyor, tarihi eserlere zarar veriyor. Peki bu asitler neler? Yani bilmemiz gereken asitler var mı? Bir kere şunu unutmayalım. İşte çilek, elma, süt bunların hepsinde asitler var. İşte laktik asit var, malik asit var, e, folik asit var. Bunların her birisinde çeşit çeşit asitler var. Ve asitler genellikle meyvelerde çoğunlukla var. Onu da söylemek istiyorum. Peki bazılara baktığımız zaman Tonguç Evlan Sabun mesela. Aynı zamanda şampuan. Aynı zamanda mide ilacı. Bunlarda da bazik özellik gösteren maddeler var. Mesela e, birkaç tane de sana özel asit söylemek istiyorum. Bunlar çok e, cool asitler gerçekten de. Mesela hidroklorik asit. Tuz ruhu olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda temizlik olarak da kullanılabiliyor. H2SO4, sülfürik asit mesela. Ezaç olarak biliniyor. HNO3, nitrik asit mesela. Bu da e, kezzap olarak biliniyor. Ba bakalım bazıları en klasları, en fazla bilinenleri. NaOH, süt kostik olarak biliniyor. Sodyum hidroksit olarak da okuyabilirsin. Aynı zamanda Koh, yani potas e, potasyum hidroksit veya potas kostik. Veya işte kalsiyum hidroksit. Bu da sönmüş kireç olarak adlandırılıyor ve kalsiyum hidroksit diye okunuyor. Bunlar da özel bazlar. Hatta bir tane daha yazmak istiyorum. NH3 de baz olarak bilirsen güzel olur diyoruz. Ve dikkat et, bak dikkat et. Asitlerin başının hepsinin de... H var. Yani ben bunlara hasit diyorum ve buna ise bazoh diyorum. Çünkü hepsinin sonunda da oh var. Sadece bu istisna hariç diyoruz. Hepsinin sonunda oh var. Ve elimizi sabunla yıkadığımız zaman ne yaparız evladım benim? Oh deriz değil mi? Sen elini sabunla yıkadığımız zaman ne diyorsun evladım benim? Oh be temizlendim. Aynen öyle. Yani senin dediğin gibi aslında biz ben de oh diyorum. Yani oh be temizlendim. Bravo. Gerçekten de oh diyoruz yani sabunla yıkadığımız zaman. Dolayısıyla bazlar özellikle temizlik malzemesinde kullanıyor. Onu da unutmayın. Geldik ısı ve sıcakla. Isı ve sıcakta da şunu bilelim. Isı bir enerjidir. Birimi kalori veya jüldür. Kalorimetre kabıyla ölçülüyor ve madde miktarına bağlıdır. Unutmayalım. Yani bir bardak suyun ısısıyla bir sürahi suyun ısı farklı olabilir. Çünkü madde miktarına bağlıdır. Ama sıcaklığa baktığımız zaman enerji değil ölçümdür. Ve birimi Derece Celsius'tur, Böyle santigrat derece diye söylüyoruz Türkiye'de de işte. Bu bugün hava sıcaklığı kaç derece? 30 derece falan diye söylüyoruz. Termometreyle ölçülüyor ve madde miktarına bağlı değil. Peki gel bakalım biz bunu nerede kullanacağız? Bir kere öz ısı denilen bir kavram vardı. Öz ısısı maddeden maddeye değişkenlik gösteren bir aslında ölçüdür. Ne demek bu? Ayırt edici özellik demek. Yani her maddede öz ısı. ...madde cinsine göre değişir. Ayırt edici özellik. Mesela... E, ...odunun özüsüyle... ...mesela suyun özüsü birbirinden farklı... ...demirin özüsü birbirinden farklı. İşte bu özüsüyle biz kalori bölü gram derece... ...veya jül bölü gram dereceyle... ...gösterebiliyoruz. Peki... Biz bunlara baktığımız zaman hatta şunu da şöyle yazalım. Jül yazalım. Peki burada şunu unutmayalım. Ayırt edici özellik olduğu için maddeden maddeye göre değişiyor. Buraya bakalım. Mesela 100 gram su, 200 gram su. Bu iki kaba baktığımız zaman bu iki resim arasında ne farklı evladım benim? Kütleleri farklı. Harikasın. Kütleleri farklı. O yüzden buraya kütle yazdık. 100 gram su, 200 gram su. Peki hangisinin kütlesi daha fazla? Ee, L'nin kütlesi hocam. Süpersin. Peki L'nin kütlesi fazlaysa, L'nin kütlesi fazlaysa. Şimdi sana soru. Hangisinin, hangisinin ikisini de ısıtmaya başlıyoruz. İkisini de 10 dakika ısıtıyoruz. Bak ikisini de 10'ar dakika ısıtıyoruz. İkisine de eşit süre ısıtma şansı veriyoruz hangisinin sıcaklığı daha fazla artar? Şimdi şöyle düşünelim. Bu daha az, bu daha fazla. Bir bardak suyu ısıtmak mı daha kolaydır? Aynı ısıtıcıyla. Bir sürahi suyu mu ısıtmak daha kolay? Bir bardak suyu hocam. Harikasın. O zaman bir bardak suyuysa o zaman bunun sıcaklık değişimi kendi sıcaklık değişimi L'nin sıcaklık değişiminden daha fazladır. Yani ben bunu 10 dereceden 30 dereceye çıkartırım. Bunu 10 dereceden sadece 20 dereceye çıkartabilirim. Dolayısıyla bunu çok iyi bileceğiz. Kütleye o zaman sıcaklık değişimi bağlı. ısıya da bağlı sıcaklık değişimi. Burada mesela bir ocak var. Burada iki ocakla ısıtıyorum. Aynı kütledeki suları istiyorum. İkisi de su bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Yani madde cinsi farklı değil. O zaman buradaki sıcaklık daha fazla artar. Dolayısıyla N'nin sıcaklığı M'nin sıcaklığından daha fazla değişir diyoruz. Peki madde cinsine baktığımız zaman işte burada o zaman öz ısı devreye giriyor. Öz ısıyı biz küçük C harfiyle gösteriyoruz. Küçük C unutmayalım. Peki bu öz ısı kavramı, öz ısı kavramı aslında maddelerin cinsine göre. Bak su yazıyor, yağ yazıyor. O zaman bunların öz ısıları farklı, bitti. Hemen bunu aklına getireceksin. Peki bu 200 gram, bu 200 gram. Kütleleri aynı. İkisine de aynı miktarda ısı veriliyor. Ama bu su, bu yağ hangisi daha fazla sıcaklık değişimine maruz kalıyor? Hangisinin sıcaklığı daha fazla artar? Mesela bunların ilk sıcaklıkları, ilk sıcaklıkları diyelim ki bunun 10 derece... Bunun 10 derece Celsius. Şimdi bunların ikisinin de ilk sıcaklığı 10 derece. E bu ne olacak? Bu ne olacak dediğim zaman bir bakıyorsun, bir bakıyorsun termometreye. Bu evladım benim 30 dereceye çıkmışken bu ...50 dereceye çıkmış. Bunun sebebi ne biliyor musun? İşte bunların öz ısıları birbirinden farklı. Ya her şey aynı, kütleleri aynı, ısıtıcılar aynı... ...ama bunun ısı daha düşük olduğu için daha kolay ısınıyor. İşte burada şunu unutmayalım. Öz ısı küçük olan maddeler çabuk ısınıp çabuk soyuyorlar. Bu da çok önemli bir özellik. Sınavda çıkabilecek bir özellik diyoruz. Peki, geldik o zaman yeni bir özelliğimize ısı ve hal değişimi. Bir kere ısı verdiğim maddelerin tanecikler arasındaki bağlar kopabiliyor ve bu kopmalar yüzünden de hal değişimleri gözlemlenebiliyor. Mesela örnek tanecikler arasında bazı bağlar var dedik ve bu bağlar aslında maddelerin bir arada durmasını sağlıyor. Su tanecikleri bir arada durunca suyu oluşturuyor işte tamam o zaman bunu alalım. Isıttığımız zaman bu bağları zayıflatıyoruz ve araları açılıyor bu taneciklerin ve çok fazla açılınca da mesela Sıvı buharlaşmaya başlıyor, buharlaşıyor ve gaz haline dönüşüyor. İşte maddenin üç hali vardı: katı, sıvı, gaz. Mesela buradan katıdan sıvıya geçişe erime, sıvıdan gaza geçişe buharlaşma, gazdan sıvıya geçişe bunu herkes unutur yoğuşma, sıvıdan katıya geçişe de donma diyoruz. Tamam bunları biliyoruz. Katıdan gaza süblimleşme, gazdan katıya da skrallaşma diyoruz. Ama biz özel olarak bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peki ben eğer katıyı sıvıya çevirmek istiyorsam ne yapmam gerekiyor evladım benim? Isı vermeli miyim, almalı mıyım? Isı vermeliyim. Harikasın. Isı vermeliyim maddeye ki erisin. Mesela buz eritmek için ne yaparız? Onun üzerine ısı veririz değil mi? Verdiğimiz zaman o madde o ısıyı yani buz o ısıyı alacak. Bak madde alıyor ben veriyorum o ısıyı alıyor. Onu da karıştırmayalım ama dikkat et. O ısıyı alınca ne yapıyor? Erimeye başlıyor. O maddenin tanecik arasındaki mesafeler artıyor. Ve mesela hemen sana katı modeli çizeyim. Bak böyle birbirlerine yakın tanecikler. Tanecik modelleri. Burada sıvı modeli var. Burada ise Gaz modeli var. Yani tanecikler birbirine çok yakın, tanecikler birbirine daha uzak. Burada da artık birbirinden tamamen bağımsız diyoruz. Bu da çok önemli. Şunu unutmayalım. Bir kere buradaki değişimlerin hepsine ısı yol açıyor. Buradan buraya doğru giderken, yani buradan buraya doğru giderken madde madde aslında ısı alır diyoruz. Buradan buraya doğru giderken de madde ısı verir, ısı verir diyoruz bunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor ve geldik kaynama ve buharlaşma arasındaki farkı bunu herkes karıştırıyor. Kaynama aslında sıvının her yerinde fokurdamalar oluyor, buharlaşma ise sadece yüzeyinde aslında yukarı doğru çıkmalar oluyor. Bunu da unutmayalım. Buharlaşma her sıcaklıkta oluyor, sıvının yüzeyinde oluyor. Kaynama ise sıvının her yerinde ve bir sıcaklık değerinde oluyor. Mesela su kaç derece kaynar evladım benim? 100 derecede. Harikasın. Su 100 derecede kaynar. Unutmayalım. Peki su kaç derecede donar evladım benim? Sıfır derecede hocam. Harikasın. O zaman en azından suyu bilelim. Suyun donma sıcaklığı, donma sıcaklığı bu çok önemli. ...sıfır derecedir. Ve buzun erime sıcaklığı da aslında sıfır derecedir bu arada. Onu söylemek istiyorum. Buzun Erime sıcaklığı da 0 derecedir. Aynı zamanda e, erime noktasından noktası mı donma noktasıyla aynı. Kaynama noktası ve yoğuşma noktası birbirle aynı yerlerde oluyor. Mesela 100 derece ise bu da 100 derecede oluyor. Peki tuz dökme, antifriz ekleme, alkol ekleme durumunda da kaynama noktası yükselip değişebiliyor. Donma noktası da düşebiliyor. Bunu da unutmayalım. O yüzden arabaların motorları da bu sayede korunuyor diyor. Geldik o zaman hal değişim ısılarına. Şimdi hal değişim sıcaklığındaki bir maddenin bir gramının tamamen hal değiştirmesi için gereken ısıya biz hal değişim ısısı diyoruz. Yani bu, bu uzun bir tabir. Ne demek bu anlayalım bakalım. Şimdi bir gram bir madde var. Şöyle bir e, şöyle bir su var diyelim. Bir gram su diyelim tamam mı? Şimdi ben bunu ne yapmak istiyorum? su buharı yapmak istiyorum. Şimdi bu su normalde ben bunu ne yapmak istiyorum? Su buharı yapmak istiyorum. Yine bir gram olacak şekilde bir su buharı yapmak istiyorum. Peki ben bunu bu hale getirebilmek için ne yapmalıyım? Buharlaştırmalıyım. Buharlaştırmalıyım. Yani burada bir hal değişimi var mı evladım benim? Var hocam. Harikasın. Burada bir hal değişimi var. O zaman suyu ne yaptık? Su buharı haline getiriyoruz. İşte ben bunu yapabilmek için buna bir ısı vermeliyim. Yani hal değiştirmesi için gereken bir ısı var bunun. İşte bunun e, alması gereken ısı. Mesela diyelim ki 80 e, kilokalori ise o zaman ben buna 80 kalori ısı vermeliyim ki bu hale geçsin. İşte biz bu ısıya hal değişim ısısı diyoruz ve L harfiyle gösteriyoruz. Onu da unutmayalım. Erime ısısıyla donma ısısı aynı, buharlaşma ısısıyla yoğuşma ısısı aynı. Çünkü ikisi de aynı yerde oluyor. Hal değişim ısısı küçük olan daha çabuk hal değiştiriyor. Bunu da unutmayalım diyoruz. Şimdi ama asıl önemli olan ısınma soğuma grafikleri. Şimdi sıcaklığı bak eksi 10 dereceymiş. Sonra ne olmuş? Artmış 0 derece gelmiş. Sonra ne olmuş? Düz gitmiş. Sonra ne olmuş? Artmış yüz derece gelmiş. Sonra ne olmuş? Düz gitmiş. Sonra ne olmuş, olmuş? 110 dereceye çıkar çıkmış. Buna biz ısınma grafiği diyoruz. Bir de bunun tam tersi var soğuma grafiği. O da şöyle ilerliyor. Şöyle. Mesela burada sıcaklığı e, e, 50 dereceydi mesela diyelim. Böyle azalıyor, böyle düzleşiyor. Azalıyor. Bu düzleşmeler ne demek? Şimdi bu düzleşmeler hal değişimi demek. Bunu unutmayalım. Mesela burada adam sana grafikte şuraya 20 derece derse bu 20 derece demek aslında bunun ...bir şey olduğu, bir hal değişimi olduğu zaman... ...hal değişimi ne olabilir? Donma olabilir veya işte yoğuşma olabilir. Yani burada iki tane hal değişimi olabilir. Donma veya yoğuşma. İkisi de e, olabilir diye unutmayalım diyoruz. Peki, ısınmada hal değişirken... ...tanrıcık arası çekim kuvveti azalıyor. Ve aynı zamanda tanrıcık arasındaki boşluk artıyor. Ve görünüm heterojen oluyor. Yani hal değişimi sırasında... Ee, burası mesela hemen sana söyleyeyim hallerini burası katı halde burası sıvı halde burası da gaz halindedir yani bak ısınıyorsun ısınıyor katı eridi burası o zaman erime burası da aslında buharlaşma şimdi buradaki hal değişimlerini yazdık peki burada şunu unutmayalım burada. Madde hangi halde oluyor? Katı artı sıvı. Burada madde hangi halde oluyor? Sıvı artı gaz. Yani karışım halinde, heterojen bir halde oluyor. Ve hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalıyor. Bak burada buharlaşmanın aslında olduğu yer burası kaynama noktası. Kaynama sıcaklığı 100 derece. Burası erime sıcaklığı 0 derece. Bunları unutmayalım. Mesela burada da 20 derece donma veya yoğuşma sıcaklığı diyoruz. Maddenin hangi halde olduğunu bilmediğimiz için. Geldik hemen seninle beraber basit makinelere. Basit makinelerde sınavda çok çıkacak tabii ki. Burası bizim için çok önemli. Şimdi basit makinelerde bir kere iş kolaylığı sağlıyor. Kuvvet kazancı sağlayabilir veya yol kazancı sağlayabilir veya yön değişimi sağlayabilir. Bu üç tane özellikle iş kolaylığı sağlayabilir basit makineler. Ama asla asla iş kazancı diye bir şey yok. Enerji kazancı diye bir şey yok. Kuvvetten kazanç kadar yoldan da kayıp var. Bunu da dikkat edelim diyoruz. Peki basit makinelerde ne vardı? Kaldıraçlar vardı. Makaralar vardı. Eğik düzlem vardı. Aynı zamanda çıkrık vardı. Bunlar en önemlileri, en özellikleriydi. Şimdi kaldıraçlara baktığımız zaman ortada bir destek noktası var. Destek ortada kaldıraç. Kuvvet kolu Kuvvetin uygulandığı yer F ile gösteriyoruz kuvvetin genellikle. Kuvvetin uygulandığı yerin desteği olan uzaklığı. Yük kolu ise yükün olduğu noktanın desteği olan uzaklığı. Şimdi burada şunu unutmayalım. Bu normal tahta varalli. Bir de bunun desteğin uçta olan versiyonları var. Burada da kuvvet burada, yük burada. Bunları P ile gösteriyoruz yükleri. Kuvvetleri de F ile gösteriyoruz. Veya direkt yük veya F şeyde kuvvetle de yazabilir. Burada şunu unutmayalım. Bak burada kuvvet ortada burada yük ortada Bu nasıl kodladık do yo ko harikasın o zaman bu da o zaman do yo ko şeklinde kodlanabilir ve şunu unutmayalım bunlardan bunlardan kuvvet kazancı kesinlikle olan yani her zaman kuvvetten kazandığımız yüzde yüz kuvvet kazancı olan kuvvet kazancı olan budur. Ve burada da yüzde yüz olmayan yani burada kuvvet kazancı olmayan budur diyoruz. Çünkü e, peki niye bunu insanlara kullanıyor? Kuvvet kazancı ne demek bu arada? Kuvvet kazancı az kuvvetle çok yükü taşıyabilmek. Mesela ben burada 10 Newton kuvvetle 50 Newton yükünü taşıyabiliyorsam oh kazançtayım. Ya bak ufacık kuvvet uyguluyorum. 50 Newton'lu yükü kaldırıyorum. İşte ama burada kuvvet kazancı yok. Yani ben burada 30 Newton uygulayarak ancak 15 Newton yükü kaldırabiliyorum. Bunu da farklı bir amaç için yapıyorlar. Yol kazancı sağlayabiliyorlar, yön değişimi sağlayabiliyor. O yüzden unutmayalım bir şekilde mutlaka iş kolaylığı var e, bütün basit makinelerde. Sabit makara, hareketli makara, makara çeşitleriydi. Sabit makarada kuvvet kazancı veya kaybı yok. Sadece yön değişimi var. Onun sayesinde rahatlıyoruz ve kuvvetle yük birbirlerine eşit diyoruz sabit makarada. Burada sabit makara ayırt etmenin yöntemi aslında ortasının duvara bağlı olması. Duvarı da böyle sembolize ediyoruz böyle tık tık, tık. Peki geldik hareketli makarada. Hareketli makaranın ortası duvara bağlı değil. Dolayısıyla nereye bağlı? Mesela yüke bağlı veya başka bir kuvvete bağlı. Burada da Kuvvet aslında yükün yarısı burada da, buradaki formülde mesela bu 10 Newton'luk kuvvetle ben 20 Newton'luk yük kaldırabilirim. Yani kuvvet kazancım 2 kat diyoruz. Kuvvet kazancı 2 kat diyoruz. Her bir hareketli makara için yol kaybı var. Yani ben buradan iki metre çekersem buradan ancak bir metre yükseğe çıkartabilirim. Yön değişimi yok diyoruz burada. Yukarı çekiyorum yukarı çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Burada aşağı çekiyorum yukarı çıkıyor. O yüzden burada yön değişimi var diyoruz. Palangalar hareketli sabit makaraların birlikte olduğu sistemler diyoruz. İşte burada mesela sabit makara burada. Hareketli makara burada. Burada kuvvet kazancı vardır. Çünkü hareketli makara varsa bir palanganın içinde yüzde yüz kuvvet kazancı vardır. Burada farklı farklı formüller var ama palangalardan kesinlikle şunu bilmemiz gerekiyor. Hareketli ve sabit makara bir arada bulunuyor ve kuvvet kazancı oluyor. Çünkü hareketli makara içinde olduğundan dolayı. Geldik hemen basit makinelerden eğik düzleme. Eğik düzlemde kesin kuvvet kazancı var. Çünkü bu kadar yüksekliğe çıkarmak istiyoruz. Ama bu yolla çıkartıyoruz yani böyle çıkartacağımızda böyle çıkartıyoruz. O yüzden yavaş yavaş çıkıyoruz. Eğer daha da uzun bir çubuk seçersek bunu çıkarmak için o zaman daha da kolay çıkartırız. E, daha dik bir çubuk seçersek o zaman daha zor çıkartırız. E, böyle çıkartırsak zaten en zoru da bu. İşte eğik düzlemin mantığı aslında bu şekilde daha e, eğik bir şekilde daha rahat çıkarmak için yapıyoruz. E, daha rahat çıkarttığımız zaman ne oluyor? Kuvvet kazancı fazlalaşıyor. Yani burada kuvvet kazancı en fazla, burada kuvvet kazancı en az. Peki e, burada yoldan kayıp en fazla, yani bu kadar gidecekken bu kadar gidiyorum. Yani daha uzun bakar mısın? Şu kadar gidecekken şu kadar gidiyorum. İşte yoldan da kaybediyorum unutmayalım. Peki geldik çıkra. Çıkrıkta da şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere bu çıkrık kolu demek yani şurası özel olarak çıkrık kolu olarak adlandırılıyor ve bunu biz büyük R harfiyle gösteriyoruz. Büyük yarıçap gibi düşünebilirsin. Ve bu da ne kadar fazla olursa kuvvet kazancı o kadar fazla oluyor. Yani çıkrık kolu artarsa artarsa kuvvet kazanç artar. Yani daha az kuvvetle daha Fazla yükü çıkartabilirim unutmayalım. Peki gel, bu da kuyulardan şey çekme kahve değirmeni direksiyon arabanın direksiyonları çıkrık aslında tornavida da aynı şekilde çıkrık örneği vidaya baktığımız zaman aslında vidada ben bunu buraya mesela buradaki tahtaya içeriye sokmak istiyorum bunu çok zor ama çevire çevire yavaş yavaş daha uzun yol giderek soktuğum zaman aslında ne oluyor daha rahat. E aslında montajı yapmış oluyorum ve bu da bize çok büyük bir kuvvet kazancı sağlıyor. Tabii yoldan da kaybettiriyor. Uğraş babam uğraş. var Yoksa bir anda tak diye vursan içeriye girecek belki. Ama ne oluyor? Döndüre döndüre girdiği zaman içeriye bu sayede yoldan kaybediyoruz kuvvetten kazanıyoruz unutmayalım. Dişli çarkta da e, burada şöyle bir özellik var. Bu böyle dönünce bu böyle dönüyor. Yani ters yöne dönüyorlar birbirine dokunanlar. Kasnaklarda ise böyle bağlandıysa aynı yönde dönüyorlar, aynı yönde dönüyorlar. Ama eğer şöyle çapraz bağlandıysa ters yöne, zıt yöne dönüyorlar. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Geldik o zaman hemen son konumuza canlılar ve beslenme ilişkileri. Bundan sonra artık sorularımıza geçiyoruz. Şimdi besin zinciri neydi? Canlılar arasındaki beslenme ilişkisiydi. Canlıları biz kategorilere ayırdığımız zaman kendi besinini üreten üreticiler ve dışarıdan ee, beslenenler, tüketiciler ve aynı zamanda bir tane daha canlı grubu var. Bu da ayrıştırıcılar diye ayırıyoruz. Yani üç parçada ayrıştırıcılar diye üç parçada inceliyoruz. Şimdi üreticiler, bitkiler, fitoplanktonlar, aynı zamanda bazı bit, bir hücreli canlılar, burada bazı özel yeşil bakteriler var. Bunlar da kendi besinlerini kendi üretebiliyorlar. Peki tüketicilere baktığımız zaman işte hayvanlar mesela koyun, inek, at, kartal, yılan, aslan, ayık, fare, tavuk bunların her birisi tüketici oluyor. Dışarıdan beslenenleri hazır alıyor bunlar. Bunlardan bazıları otla besleniyor, etle besleniyor. Bazıları da hem ot hem etle beslenebiliyorlar. Ayrıştırıcılarsa, ayrıştırıcılar ise bakteriler ve mantarlar. Burası özel bir grup. Bakteriler ve mantarlar. Yani bütün canlıların artık ve atıklarını bak burası çok önemli. Artık ve atıklarla besleniyorlar aslında bunlar. Yani bunlar canlıların kalıntılarını temizliyorlar. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Çünkü siz olmasaydınız bütün canlılar var olmuş, işte şu ana kadar yaşamış bir sürü bitki, hayvan ne varsa dünyada kalırdı. Çünkü bunlar ayrıştıramadığı zaman yani hatta birazcık da bunlara biz ne diyoruz biliyor musun? Çürükçül diyoruz, çürükçül diyoruz. Yani çürütüyor aslında birçok şeyi. E çürü mesela düşünsene mesela bir ekmek yiyorsun, yemedin, bıraktın. O ekmek kaldı. Ne olacak? Ömür boyu kalacak mı ekmek? Çürür, küflenir hocam. Aynı öyle. Çürüyor işte, küfleniyor ve benzeri değil mi? İşte bunların her birisi bu ayrıştırıcılar sayesinde, bu bakteri ve mantarlar sayesinde iyi ki varlar. Çünkü o ekmek kalsaydı, e, milyarlarca, trilyonlarca ekmek üretildi. kalacak kalacaktı öyle. Yem, yenmediği zaman. Dolayısıyla şunu da unutmayalım. Kendi besinini kendi üretenler, üreticiler bu besin zincirlerinin en başı. Yani mesela ot, tak besin zincirinin en başı. Peki besin zincirinin enerjisi nereden geliyor o zaman? Yani ot bir şey yiyor mu evladım benim? Ot bir şey yemiyor. Ağzı var mı otun evladım benim? Yok hocam. Aynen ağzı yok. Dolayısıyla e, ot nereden besleniyor? E, kökleriyle suyu alıyor. Tamam. Ama... Havadan da karbonhidrat tamam ama en önemli enerji kaynağı işte güneş. Yani bütün zincirlerin en temel enerji kaynağı aslında güneştir. Dünyadaki bütün enerjinin asıl kaynağı güneştir unutmayalım. Bu güneşten gelen enerji aslında ne yapıyor? Ota geliyor enerji geldi. Sonra bu otu bu otu enerji besin üretti bunun sayesinde enerji sayesinde. Sonra bu otu çekirge yiyor. Bak bu üreticiydi yani bitkilerden bir tanesi ot. Bunu e, tüketici yedi asık. Ne yaptı? Bunun ağzı var, çekirgenin ağzı var. Bir ot yedi ve bu otla beslenen bir canlı aslında. Mesela çekirgeyi buraya koyabiliriz. Çekirge. Ardından bunu kurbağa yedi. Kurbağa artık çekirgeyi yediği için ağzı olan bir canlı olduğu için tüketici ve etle beslenen bir canlı mesela kurbağada. Ardından bunu da yılan yedi. Yılan da mesela kurbağayı yediği için yine buraya yazılabilir. Burada da yazmışız zaten. Et de mesela mücadele. Şimdi bunların her birisi de bunların işte ne bileyim artıkları atıklar oluyor. Bu yaprakları dökülüyor. İşte e, çekirge tuvaletini yapıyor veya kendisi ölüyor belli bir zamandan sonra. Ne oluyor? Bunların hepsi ayrıştırıcılar sayesinde topraktaki minerallere geriden döndürülüyor. Burası çok önemli. Ve şunu unutmayalım. Enerji piramidi denilen bir piramit var. Bunun en altında üreticiler var ve üreticiler o kadar fazla ki o yüzden çok geniş gösteriyor. Yani şöyle çiziliyor bu: bunun alt katı, üst katı, üst katı. Tam üst katlı olmak güzel ama alt kattakiler o kadar fazla ki üreticiler dünyada en fazla sayısı olan canlı grubudur. Yani otlar, bitkiler en fazla bunlardan vardır. Aynı zamanda birey sayısı yukarıya doğru gittikçe o yüzden azalıyor. Vücut büyüklüğü genellikle artıyor biyokütle azalıyor. Çünkü biyokütle canlıların kütlesi demek. Ne kadar fazla görüyor musun neticeler? aynı zamanda aktarılan enerji de azalıyor. Yani üreticinin enerjisi en fazla. Sonrasında yavaş yavaş azalıyor yukarı doğru çıkacak. Burada çok önemli kıl bir şey var. Biyolojik birikim denilen bir şey var. Biyolojik birikim de zararlı madde birikimi. Burada yukarıya doğru gittikçe zararlı madde birikimi artıyor. Yani en yukarıda en tepede mesela buradaki bunun besin piramidini çizmeye çalışsam ben şöyle çizerim. O zaman en altta otlar olur. Otlar. Onun üstünde çekirgeler olur. çekirgeler olur. Sonra kurbağalar olur. Mesela bunun üstünde yılan olur. Hatta bir tane daha var. Kartal da koyabilirsin üstüne. Şimdi burada en fazla biyolojik birikim kartalda olur. En fazla sayıda canlı hangisidir burada evladım benim? Ee, otlar hocam. Harika otlardır doğru. En fazla sayıda canlı en alttakidir. Biyokütlesi en fazla olan yine buradaki, buradakidir. Unutmayalım. Birey sayısı en fazla olan buradakidir. Unutmayalım en az olan da kartaldır diye söyleyebiliriz bire sayısı. Peki geldik o zaman artık sorularımıza süper bir şekilde sizinle gerçekten sınavda çıkabilecek ayarda süper sorular çözeceğiz. Hepsi test sorusu çünkü sınava hazırlandığımız için bu sene artık sınav yazılarımızda test olduğu için hepsi test sorusu şeklinde süper bir sınav adadık. Yanda periyodik sistemin ilk 18 elementinin yer aldığı kısımda alınan bir kesit verilmiştir. İlk 18'den alınmış burası tamam. Buna göre aşağıdaki yorumlardan Hangisi doğrudur demiş. Şimdi bir kere periyodik e, tabloyu şöyle bir gözümüzün önüne getirmeye çalışsak şöyle çıkıntıları vardı. Şöyle bir yapısı vardı periyodik tablonun. Şimdi periyodik tablonun böyle bir yapısı varsa burası burada sağda bir çıkıntı olduğuna göre bak solda çıkıntı yok sağda yok. Demek ki şurası bir yerde şurada bir yerde yani o zaman burası zaten 8A grubuydu sonra burası 7A grubuydu sonra 6A grubuydu. O zaman demek ki burası aslında burayı da yazmak istiyorum ama yer yok burası 8A grubu 7A grubu burası da 6A grubu yani grupları aslında yazdım. Burası birinci periyot en üstteki şeydi. Burası ikinci periyot. Burası. Yani ben öylesine yazıyorum. Yani bunu illa yazmak zorunda değilsin. Şimdi atom numarası en küçük olan element y elementi. Şimdi bir kere periyodik sistemde atom numaraları nasıl ilerliyordu? Soldan sağa doğru ilerliyordu. Yani aynı Türkçeyi okumak gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12 böyle gidiyordu. Dolayısıyla Türkçe okumak gibi atom numarası en küçük. O zaman ben burada okuyorum. X satırı okudum. X Sonra ikinci satıra geçtim. Sonra üçüncü satıra geçtim. Bir kere en büyük olan bu. En küçük olan bu. O zaman çünkü en son buna geldim. Okuma, Türkçe'de okuma gibi. İlk satır okudum, ikinci satır okudum, üçüncü satır okudum. Dolayısıyla üstten aşağıya doğru, soldan sağa doğru ilerlemem gerekiyor. Atom numarası en küçük olan element, element'tir. yanlış. En küçük olan element, x elementtir. X elementinin sok katmanındaki elektron sayısı Y ve Z elementlerinden fazladır. Bu bir yerde kalsın. Şimdi bakacağım bu da. Z elementinin grup numarası Y elementinin grup numarasından büyüktür. Bak Z elementinin grup numarası Y elementin grup numarasından büyüktür. Evet sağ tarafta olduğundan dolayı zaten e, A grupları o zaman 7A 6. Bu doğru. Bunu işaretledim bile. Doğruyu buldum bile. Devam ediyorum. Kesitte iki farklı element sınıfına ait örnekler yer almaktadır. Şimdi element sınıflarına baktığımız zaman sağ taraf ametallerdi. 8A, 7A, 6A zaten ametaller bunlar. O yüzden bu yanlış bir özellik. Zaten soy gazları da ametallere koymuştuk. Unutmayın. Bu da çok önemli bir özellik. Dolayısıyla bu yanlış. X elementinin son katmanındaki elektron sayısı bir kere birinci periyotta bu bir kere helyum. Helyum e, olduğuna göre son katmandaki elektron sayısı bunun ikidir. E pe, atom numarası zaten 2 ve Y ve Z elementinden fazla Bir kere bunun son katmanında 7A olduğu için 7 elektron var. 7 elektron var. Bunun 6 elektron var. Bununsa 2 elektron var. Burada istisna vardı. 8 elektron yoktu. 8A grubu olduğu için 8 elektron demiyoruz. Burada kıl bir şey vardı. Neydi? 2 tane istisna vardı. Hidrojen 1'di ve bu 1A grubunda olmasına rağmen A metaldi. Bunu unutmayalım. Birinci istisnamız buydu. İkinci istisnamız da helyum 2 idi ve bu 8 A grubu dedi. Çünkü 2 A grubu diye bir şey yoktu periyodik sistemde ilk e, satırda. Dolayısıyla 8 A grubuydu. Helyum ama son yörüngesinde 2 tane elektron vardı. Dolayısıyla X element son katmanındaki elektron sayısı Y ve Z fazla yanlış olacak. Daha azdır. Bunda 2, bunda 6, bunda 7 var. Dolayısıyla cevabımızın C seçeneği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zor bir soru, özel bir soru. Geldik aşağıda iki farklı kimyasal tepkimeye ait modellemeler verilmiştir demiş. Tamam modellemeleri inceleyen bir öğrenci çıkarılmadan hangilerine ulaşılabilir demiş. Ulaşabilir demiş. Bakalım. Şimdi bu bir kimyasal tepkime bu da başka bir kimyasal tepkime. Buradan bakalım. Tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur. Şimdi burada dört tane kırmızı var. Dört tane kırmızı var. İki tane mavi var, iki tane mavi var. Şimdi burası tepkimeye girenler, girenler. Burası da çıkanlar. Hatta buna ne diyorduk aynı zamanda? Ürünler hocam. Harikasın. Ürünlerde dedik. Tamam süper. Şimdi girenlerdeki atom türü kırmızılar, kırmızılar, maviler, maviler aynı. Tamam. Ee, sayısı dört atom, iki atomda toplam altı atom var. Burada da 3, 3, 6 atom var. Süper. Buraya bakalım. Yeşil e, bir tane var. Bir tane yeşil. Dört tane mavi var. Dört tane mavi var. Dört tane kırmızı var. Dört tane kırmızı var. Süper. Bu da tamam. O zaman bu da güzel gidiyor. Atom türü ve sayısı korunuyor. Süper. Bunu çıkartabiliriz. Değil mi? Evet tamam. hocam diyebiliriz. Geldik hemen. Kimyasal tükemede tancik yapısı değişir. Tanecik yapısı değişiyor. Evet. Bak dikkat et. Burada ikili ikili gruplar vardı. Burada artık üçlü gruplar var. Dörtlü, bir, beşli bir grup var burada. Burada artık üçlü, üçlü, üçlü gruplar oluşmuş. O zaman değişir. Bu doğru. Tepkimelerde molekül sayısı değişebilir. Molekül sayısı burada bir, iki, üç tane molekül var. Burada bir, iki molekül var. Üçten ikiye düşmüş. Tamam. Burada bir, iki, üç tane molekül var. ...burada bir, iki, üç tane... ...dolayısıyla buna da çıkartabilir... ...çünkü bak burada üçten ikiye düşmüş... ...dolayısıyla buna da ulaşabilir... ...burada mesela değiştiğinin göstergesi var... ...kimyasal tepkimelerde... ...fiziksel hal değişebilir... ...şimdi ben buraya baktığımız zaman... ...hangisi katı, hangisi sıvı, hangisi gaz... ...göremiyorum, böyle bir bilgi yok... ...o yüzden buna ulaşamayız kusura bakma... ...cevabımızın badana seçeneği olduğunu... ...rahatlıkla söyleyebiliriz... ...kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur... Aşağıda kapalı kapta gerçekleşen bir tepkime ait kütle zaman grafiği verilmiştir demiş. Grafikteki kütle değişimlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Şimdi bakalım bir kimyasal tepkime de bir kere reaksiyona girenlerin miktarı azalır. Bak L azalıyor M de azalıyor. O zaman L artı M ok işareti kimyasal tepkime oku. Ve reaksiyondan çıkan ürünlerin miktarı da artar. Dolayısıyla K'ye dönüşüyor. O zaman L ile M giriyor. K ürün olarak çıkıyor. Şimdi dikkat edelim. L'nin grafiğine sadece L'nin grafiğine odaklamak istiyorum. Yani şuraya odaklamak istiyorum. 60'tan başlamış. Nereye kadar düşmüş? Hop 30'a kadar düşmüş. O zaman L'den aslında 60'tan 30'a düştüğü için 30 gram tüketmişiz. He. Şimdi Burada da M'nin grafiği var. M'nin hepsi bitmiş. 40'tan başlamış. Sonra sıfıra tüketmiş. Yani sıfırlanmış. O zaman M'den de 40 gram kullanmışız. Peki o zaman o zaman K ne kadar oluşur? Bak 30 artı 40. Kaç eder evladım? Ee, 70 gram eder hocam. İşte bu kadar. 70 gram oluşmalı K'den de. O zaman K'nin grafiği de şöyle ya. Bu sıfırdan 70'e çıkmalı. İşte Hemen bunu zaten söyleyeceğiz birazdan. Gerçek tepkimenin denklemi L artı M eşittir K. Bu ifade doğrudur. Bravo. Tepkimede 30 gram L maddesi 40 gram M maddesi kullanılmıştı. Bu da doğru. Süper. Grafikte soru işareti gösterilen değer 100'dür. Yanlış. 70 bulduk zaten. E, tepkimin sonrası kapı içerisinde iki farklı saf madde bulunur. Şimdi bu da kıl bir şey. Aslında hemen göstermek istiyorum. Şimdi bir kere M bitti. M bitti tamamen. Bitti sıfırı tüketti. Kırktı sıfır oldu. Ama L 60'da 30'a düştü. O zaman L hala var. Hala var. Arttı. Ne kadar arttı evladım benim burada yazıyor bak. 30 gram indiği için 30 gram arttı. Bir de ortaya K çıktı. 70 gram K'de oluştu. O zaman kapta ilk başta L ve M varken artık... L arttığı için bir de K yeni oluştuğu için L ve K olacak. İki tane farklı sap madde bulunur. O yüzden cevabımızın badana seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Özdeş kaplar ve ısıtıcılarla kurulan düzenekler aşağıdaki gibidir demiş. Bir araştırmacı bu düzenekleri eşit süre ısıtarak aşağıdaki hipotezleri test etmek istiyor demiş. Bakalım. Hipotez 1, 2, 3 tamam. Araştırmacının hipotezleri test etmek için kullanması gereken düzenekler aşağıdaki hangisini doğru verilmiş demiş. Şimdi bakalım. Bir kere diyor ki verilen ısı miktarları arttıkça sıcaklık değişimi miktarı artar diyor. Şimdi hipotez bu. Verilen ısı miktarları arttıkça sıcaklık değişimi miktarı artar. Şimdi ben bunu test etmek istiyorsam bir kere verilen ısı farklı olmalı. Yani şu farklı olmalı iki düzenekte ve sıcaklık değişimini ölçebilmeliyim ben. Ve bu farklı olunca da diğer her şey aynı olmalı. Her şey aynı olmalı. Peki biz bu sıcaklık konusunda diğer her şey neydi? Bir kere bir ısıca sıcaklık konusunda bir kere kütleye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kütle. İki madde cinsi. Çünkü madde cinsi neyi değiştiriyordu? Öz ısıyı değiştiriyordu. Üç ee, burada bir de e, ısı miktarı, verilen ısı miktarı. Dört bir de sıcaklık. Şimdi bunlara dikkat edeceğiz. Yani bu konuda bunlara çok hassas olacağız. Şimdi bir kere verilen ısı farklı olması gerekiyor. Diğer aşağı aynı olacak. Sıcaklık değişimini ölçeceğiz. E verilen ısı farklı olduğu, bak dikkat et, Bunlar ısı veren maddeler. Bunlar ısıtıcılar. Verilen ısı, verilen ısı bak eşit süre ısıtıyorsan o zaman farklı ısıtıcı sayısıyla ısıtmalısın. Mesela burada iki tane ısıtıcı ile burada bir ısıtıcı. O zaman bu ikisi olabilir mesela. Bunda iki tane. Yani bunda bir tane ısıtıyoruz. Verilen ısı farklı mı evladım benim? Farklı hocam. Harika. Ama diğer her şey aynı değil. Bunda 200 gram, bunda 100 gram. Bu su, bu yağ. O zaman bunlar aynı değil. O zaman bunu ölçemeyiz. Ölçebilmemiz için sadece verilen ısının farklı olması gerekiyor. O zaman diyorum ki bak dikkat et, bu ikisine bak. 100 gram, 100 gram. Kütleler aynı. Su, su. Madde cinsi aynı. Sadece verilen ısılar farklı. Bunda iki tane ısıcı var bunda bir tane ısıcı var. E o zaman bu hangisi daha fazlasını söyleyebilir misin? Hangisi daha fazla sıcaklık artar söyleyebilir misin? Sağdakinin hocam. Harikasın sağdakinin çünkü daha fazla ısıcı var. İşte bu kadar yani buradaki ısıtıcı sayısı fazla olduğu için verilen ısı daha fazla. O zaman bu daha fazla sıcaklık artışı gerçekçi. İşte bu kadar sıcaklık değişim miktarını ölçebiliriz burada. Neyle ölçebiliriz? bu ikisiyle L ve N ile ölçebiliriz. O zaman bu veya bu. O zaman A veya B. O zaman C ve D seçeneği attım bile. Eledim git buradan. Geldik. Maddenin kütlesi arttıkça sıcaklık değişimi miktarı artar. Şimdi sadece maddenin kütlesi değişmeli. Öyle iki tane seçeceğim ki maddenin kütlesi değişmeli. Şimdi bakalım. Ee, o zaman verilen ısılar da aynı olmalı bu arada. O zaman bunu eledim bir kere. Bu üçünden bir tanesi. Şimdi bu ikisini seçebilirim değil mi? Maddenin kütleleri farklı değil mi herhalde? 100 gram, 200 gram. Ama madde cinsleri aynı değil. Bu yağ, bu su. Ayırt edemem. O zaman diyeceğim ki... Bu ikisine bakalım. Bak. Sadece maddenin kütlesi farklı. 200 gram, 100 gram. Tamam süper. Su, su. Maddenin cinsleri aynı. Verilen ısı miktarları aynı. Çünkü ikisini aynı ısıtıcı istiyorum. ısıtıyorum. Eşit süre istiyorum. O zaman... Hangisi daha fazla sıcaklık artışı olur evladım benim? Sağdaki hocam. Harikasın. Sağdaki çünkü daha az bir su var burada. Bir bardak suyu ısıtmak bu daha kolaydır. Bir sürahi suyu ısıtmak bu daha kolaydır. Tabii ki bir bardak su. O zaman diyoruz ki sıcaklık değişim miktarını maddenin kütlesine göre ölçmek istersem eğer ben K ve L alacağım. K ve L. O zaman cevabımız az ama diğerine bakalım. Madde cinsi sıcaklık değişimi üzerinde etkilidir. Şimdi madde cinsine bakacaksam da sadece madde cinsi farklı olmalı. İşte bu ikisi. Kütleler aynı, ısıtıcılar aynı. Su ve yağ öz ısıları farklı olduğu için sıcaklık değişimleri farklı oluyor. O zaman K ve M de burada diyoruz. Cevabımızın Adana seçeneği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öz ısıları arasında grafikteki ilişki bulunan sıvılar ve özdeş ısıtıcılarla yapılan deneye ait düzenekler şekilde gibidir demiş. Tamam. KLM L'nin özüsü daha fazla. M'nin özüsü en güdüğü. Yani en küçüğü. Peki. Ee, burada bu K'miş. Bu L'ymiş. Burası da M sıvısıymış. Hepsinde yüzer gram varmış. Hepsi 20'şer dereceymiş en başta. Hepsinde eşit ısıtıcı var. Süper. Özdeş ısıtıcı var. Tamam süper. Şimdi ee, diyor ki buna göre sıvıları aynı sıcaklığa taşımak için sıvıların ısıtılma süreleri arasındaki ilişki hangisidir demiş. Şimdi ne demiştik? Burası çok önemli bir kural vardı. Ne demiştik? Öz ısısı küçük veya düşük olan kolay ısınır, kolay ısınır, kolay soğur. Bu kelimeyi, bu cümleyi aklımıza tutalım. Bu cümleyi aklında tutarsak bu soruları çözebiliriz. Öz küçük olan hangisi burada evladım benim? M hocam. Harikasın. O zaman M'ye odaklanacağız. Şimdi M'yi ben ısıtmaya başladığım zaman bu çok kolay ısınacak. Bu bir anda ne olacak? Tak diye 50 derece olacak. Bak bir anda sallıyorum dereceleri. 20'den 50'ye çıktı veya 20'den 30'a çıktı. Hiç fark etmez. Şimdi ama L öz ısı fazla olduğu için zor ısınacak. O zaman diyorum ki bu adam ne yazık ki ya eşit süre ısıtsam bu 30'a falan çıkar yani daha fazla çıkamaz ki. Çünkü zor ısınıyor bu adam özü çok fazla. Bu da arada bir yerde ya yani 40 olsun bu da. Şimdi ama ne diyor adam bize? Hepsini aynı sıcaklığa taşımak istiyorum diyor. Bu da hemen ısınıyor ya bu da hemen zıp çıktı. Baksana küçücük güdük gibi hemen ısınıyor. Ama bunlar zor ısınıyor o zaman bunu daha fazla ısıtmam gerekiyor. Daha fazla süre ısıtmam gerekiyor. Yani L'nin ısınma süresi daha fazla olacak. O K'dan e bu zaten güdük hemen ısınıyor. O zaman bu da M'de en kısa sürede ısınılacak. O zaman diyoruz lokum gibi soruymuş gerçekten de cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Tonguç ağırlığı önemsiz bir levha üzerine koyduğu cismi ve desteği yatay dengeyi bozmadan bir ve iki yönünde hareket ettirecektir demiş. Şimdi şöyle bir destek varmış. Tamam buna da destek yazalım. Ve burada bir levha varmış. Denge konumundaymış. Bir cisim varmış. Ve bir ve iki de levhayı hareket ettirecekmiş. Tamam. Buna göre aşağıdaki ifade hangisi yanlış demiş. Şimdi demiş ki bize levhayı iki yönünde ittirirse yani bu tarafa doğru ittiriyor. O zaman ne olacak? O zaman ne olacak? Ee, ...bir anda e, aslında levha şöyle bir yere gelecek. Şöyle yeni halinde çizelim. Şöyle bir şey olacak değil mi? Ha, böyle bir şey olacak. Tamam. Ee, yük de tabii bu tarafa doğru gelecek. Tamam. Ee, uyguladığı kuvvet artar. Bir kere şunu unutmayalım. Bu bir basit bir tahtavar örneği. Yani kaldıraç. Şimdi burasına biz kuvvet kolu diyoruz. Burasına ise yük Kolu diyoruz. Eğer ben bu tarafa doğru ittirirsem desteğe yaklaşıyor kuvvetim. Yani kuvvet kolum kuvvet kolu azalır. Bu var ya bu berbat bir şey. Kuvvet kolunun azalması var ya berbat bir şey. Yani sen mesela şöyle bir kapı kolu olsa ...kapı kolu... ...mesela şöyle bir kapı olsa... ...kapı kolu olsa... ...kapı kolunun buradasından mı bastırırsan daha rahat çevirirsin... ...burasından mı daha bastırırsan daha fazla daha rahat çevirirsin? Ucundaki kısmından bastırırım hocam. Harikasın. Yani ucundan bastırırsan daha rahat çevirirsin. O zaman dönme burasıysa... ...sen daha uzaktan yani kuvvet kolunu arttırmaya çalışıyorsun ki... ...daha rahat çevirirsin. O zaman bu arkadaş da kuvvet kolu bu kadarken... ...şimdi sen bunu levhayı bu tarafa ittirince... ...kuvvet kolu bu kadar güdüğe düşünce... ...kuvvet kolu azalıyor... ...o zaman uyguladığı kuvvet ne yazık ki daha artacak. Çünkü yorulacak. Çünkü kuvvet kazancını azaltıyor bu arkadaşımız. Yanlış bir şey yapıyor. O zaman daha rahat yapacakken daha zor yapacak. O zaman bu ifade ku, uyguladığı kuvvet artar bu doğru bir ifade. Yani ama kötü bir şey sonuçta. Niye daha fazla kuvvet uygulasın ki? Destek çubuğunu iki yönünde hareket ettirirse destek çubuğunu iki yönünde hareket ettirirse uyguladığı kuvvet adı şimdi ben bu destek çubuğunu buraya getirdiğim zaman, buraya getirdiğim zaman artık ne oluyor? O zaman kuvvet kolum, bak daha işe kaydırmadım, şurası oluyor, artıyor kuvvet kolum. Kuvvet kolum, kuvvet kolum artarsa süper bir şey. Oh be rahatladım be, kuvvetim uyguladım, kuvvetim azalır. Bu doğru, çok rahatladım, oh be. Çünkü kuvvet kolunun artmasını istiyoruz her zaman daha e, tembellik yapalım diye, yani yorulmayalım diye levhayı bir yönünde çekerse uyguladığı kuvvet. Şimdi levhayı bir yönünde çekerse aslında bunun tam tersi. Yani uyguladığı kuvvet artar değil azalır olması gerekiyor. Çünkü ne yapıyoruz? Bir yönünde çektiğimiz zaman levhayı aslında kuvvet kolumuzu artırıyoruz. Yani buraya getirdik levhayı. Hop böyle Böyle getirdik. Bu destek aynı yerde. Kuvvet kolumuz bir anda burada oldu. O zaman artıyor. O zaman kuvvetimizde azalması gerekiyor. Bu yanlış olmuş. Bunun tam tersi olacaktı. Desteği bir yönde hareket ettirirse uyguladığı kuvvet. Desteği bir yönde hareket ettirirse destek buraya geldi. O zaman yine kuvvet kolu azalıyor. Kuvvet kolu azalırsa o zaman uyguladığımız kuvvet de artar. Yani kötü bir şey ama o yapacak bir şey yok. Evet o yüzden cevabımızın C seçeneği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet yeni sorumuza bakalım. Düzenek ve düzenekle yapılabilecek değişikliklerin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakalım. Düzeneğimize bakalım. Dönen bir mekanizma varmış burada. Aynı zamanda burada başka bir mekanizma daha var. Ve burada da yükümüz var. Tonguç halat ve silindirik çubuk kullanılarak şekildeki sistemi kurmuştu demiş. Tamam. Burada dikkat edelim. Burası duvar. Yani burada dönem mekanizma duvara bağlı. Buradan duvara bağlı. He, o zaman bu dönem mekanizmanın buradaki çubuk aslında silindirik çubuk sabit makara gibi davranıyor. Ama buradaki ise burada ipleri dolamış dolamış dolamış. Bu duvara bağlı değil. Dikkat et Tonguş Evlenme. Burası duvara bağlı olmadığı için Hangi tür makara bu sence? Hareketli hocam. Harikasın. Hareketli makara. Dolayısıyla burada hareketli makara var. Burada sabit makara var. Zaten ikisi bir arada olunca ne ad veriyorduk bunlara? Palanga sistemi. Harika. İşte palanga sistemini aslında böyle hafiften simülasyonunu yapmış. Bakalım ben. Hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Sistem palanga sistemine benzerlik gösterir. Evet bu doğru bir ifade. Uzun çubuk sabit. Kısa çubuk ise hareketli makara yerine kullanılmıştır. Uzun çubuk sabit makara, kısa çubuk hareketli makara doğru. Bu da doğru bir ifade. İp bir tur daha çubuklar arasına dolanırsa uygulanan kuvvet azalır demiş. Şimdi ip bir tur daha dolandığı zaman aslında hareketli makarayı taşıyan... Bak burada e, bir, iki, üç tane nokta varken dördüncü noktayı daha oluşturacağız hareketli makarayı do, e, taşıyan. Yani... Burada ne kadar çok dolandırılırsa o kadar çok kuvvet azalır. Bu da doğru ifade. Çünkü hareketli makara bak burada bir, iki, üç tane hareketli makara varmış gibi düşün. Şimdi bir tane daha dolandırırsan dördüncü hareketli makara varmış gibi olacak. Buna bakalım. Çubuklara birkaç tur daha ip sarılırsa yol kaybı azalır. Yol kaybı artar. Çünkü birkaç tur daha dolandırdığı zaman hareketli makara sayısı artıyor gibi olacak. Çünkü burası da bir, burası da bir, burası da bir hareketli makara. Bir tane daha dolandırırsan daha da fazla hareketli makara olmuş gibi olacak. Dolayısıyla yol kaybı burada artar olacaktı aslında. Bu ifade yanlış oluyor diyoruz. O zaman cevabımız D seçeneği. Şekildeki düzenekte yapılacak değişimler ve bu değişimlere bağlı olarak dinamometrelerde gözlenecek değerler için aşağıdaki hangisi doğru demiş. Şimdi bakalım. Burada ne tür bir sistem var, ne tür bir basit makine var sen cevaplayalım. Eğik ee, düzlem. Harikasın, eğik düzlem. Zaten buradan göz, gözüküyor. Bir yokuş varsa orada eğik düzlem vardır. Kitaplar aslında yüksekliği oluşturmuş. Burada bir levha var, rampayı oluşturmuş. Burada ile bu yükü e, çekmeye çalışıyoruz ve buradan bir kuvveti e, oluşturuyoruz ve kuvveti ölçüyoruz buradan. Şimdi diyor ki levha aynı kalmak şartıyla kitap sayısını arttırırsak ne olur kitap sayısını arttırırsak evladım benim daha yüksek olur hocam aynen daha yüksek olur bu daha fazla kitap koyduk daha fazla o zaman şöyle çıkarmamız gerekiyor şimdi dinamometre değeri azalır hayır öyle şey mi olur daha da artar çünkü ne kadar yükseğe çıkarmak istersek o kadar zor olur bizim için zor da demek daha kuvvetin artması demek o zaman bu yanlış Bakalım levha aynı kalmak şartıyla kitap sayısını azaltırsak dinamometre değeri artar. Hayır azalır kitap sayısını azaltırsak o zaman daha rahat çıkartırız. O zaman bu da hatalı oldu. Kitap sayısını arttırıp daha uzun bir levha kullanırsak dinamometre değeri değişmeyebilir. Bu doğru bir ifade. Çünkü dikkat edin kitap sayısını arttırdık tam yüksek ama daha uzun bir levha kullandın. Yani aslında bununla aynı e, hesaba giriyor hem uzunluğu artıyorsun hem yüksekliği artıyorsun. O zaman ikisi de değişmeyebilir. Yani dinamometre değişmeyebilir. Olabilir. Bir kalsın. Kitap sayısını değiştirmeden daha uzun bir levha kullanırsak yani ben buradayken daha uzun bir levha kullanırsam ve daha rahat çıkartırım. E daha rahat çıkartırsam ne olur? Dinamometrenin değeri azalır. Burada artar demiş. Bu hatalı. O yüzden cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Aynı ekosistemde yaşayan ve aralarında beslenme ilişkisi bulunan dört canlının oluşturduğu enerji piramidi şekildeki gibidir. Enerji piramidini vermiş de. M en aşağıda, N en yukarıda. Ha, buradan bir ders çıkartacağız. Buna göre bu besin zincirindeki canlılarla ilgili grafiklerden hangisi doğru demiş. Şimdi bir kere hemen yorum yapalım. Bir kere en alttaki ne olmalı evladım benim? Üretici olması lazım. Harikasın. Üretici. Üretici bir canlı olacak. O zaman bitki olacak ve benzeri bir canlı olacak en üsttekilerse işte tüketiciler olacak. Yani bu tüketici hatta bunu ne diyorduk? Birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici. Yani ben aslında bir besin zinciri çizersem M bunu yiyen L, bunu yiyen K, bunu yiyen de N. Peki canlı sayısı en fazla olan M'dir, en az olan da N'dir. Biyokütlesi en fazla olan M'dir, en az olan N'dir. Unutmayalım. Şimdi bakalım. Ve birey sayısı en fazla olan M'dir. Zaten burada geniş olan e, çubuk olduğu için bu doğru. Sonra L, sonra K, en az da N. Bu doğru bir ifade. O zaman bunu geçiyoruz. Hatta bu cevabımız. Ama diğerine bakalım. E, mesela biyokütleye bakalım. Biyokütlüsü en fazla olan M olacak. Bu yanlış. O zaman bunu eledik. Vücut büyüklüğü en fazla olan genellikle yukarıdaki canlıların vücut büyüklüğü daha fazla olur demiştik. Ama genellikle diyoruz. Unutmayalım. Bakalım. E, M büyük demiş. Hayır bu, böyle bir şey olmaz. Bunu da attık. Burada hani e, direkt e, eleyebiliriz. Biyolojik birikime baktığımız zaman en üstteki canlıda biyolojik birikimi en fazla demiştik. Yani zararlı madde birikimi. Çünkü bu e, yukarıdaki bir canlı dört tane bundan yiyor. Bu yukarıdaki bir canlı aşağıdan üç tane yiyor. Hepsindeki biyolojik birikimi alıyor. En yukarıda en fazla oluyor. O zaman burada biyolojik birikim en fazla neyde olmalıydı? Burada hatalı bir grafik gelmiş. Cevabımızın Adana olduğunu söyleyebiliriz. Aynı ekosistemde yaşayan ve aralarında besinsel yönden ilişki bulunan kelemeni canlıların birey sayıları grafiği şekildeki gibidir demiş. Hangisinin birey sayısı en fazlayı olan? M hocam. Harikasın. O zaman hangisi üretici olmak Bence zorunda? Bence birey sayısı en fazla olan i̇şte olması bu kadar. lazım hocam. Yani birey sayısı en fazla olan üretici olmak zorunda. Şimdi... Üretici ise bu M arkadaşımız besin zincirinin başında mı sonunda mı? Olur? Başında. İşte bu kadar. Başında diyoruz. Neden? Çünkü besin zincirleri üreticilerle başlar. Onlar enerjiyi nereden alır? Güneşten alır. Sonra besin zinciri üreticiye başlar. Sonra tüketiciye tüketici tüketici diye devam eder. O zaman M en başta olacak. M en başta olacak. Sonra bunu yiyen arkadaşımız L olacak. Çünkü onun sayısından daha birazcık daha az. M L olacak. Sonra bunu da K yiyecek. En sonunda N olacak. Yani N'nin sayısı en az olacak diyoruz. Cevabımız badana seçeneği diyoruz. Dolayısıyla biz buradan aslında bir besin piramidi de çıkartabiliriz. Besin piramidine göre burada M en aşağıda sonra L, sonra K, sonra da N şeklinde çizebiliriz. Peki o zaman müthiş bir şekilde yazılı sorularımızın hepsini bitirdik. Siz de mutlaka mutlaka yazılı kampımızın diğer videolarını izlemeyi ihmal etmeyin. Ve yazılardan hepsinden yüz alın. Ve Tonguç Plus'la da çalışmayı ihmal etmeyin. Tonguç Plus olan arkadaşlar mutlaka mutlaka Tonguç Bas'taki yazılı videolarını, yazılı pomodorolarını ve benzeri hepsini izlesinler. Ve aynı zamanda ikinci dönem yazılı notlarıyla alakalı da 8. sınıfla alakalı buradan mutlaka konu çalışması yapın. Sürekli tekrarlarınızı buradan yaparsanız çok iyi notlar alacağınıza eminim. Hadi bakalım şimdiden size yazılınızda bol bol yüzler diliyorum.